UID bir ilki gerçekleştirdi. Her yıl geleneksel olarak bir iftar yemeği veren UID, ilk kez bu yıl iki ayrı iftar yemeği verdi ve ilkine kendi teşkilatlarını davet ederken, ikinci iftar yemeğine bürokratları, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini, iş insanlarını ve toplumda özel yer edinmiş isimleri davet etti. Murat Ali Bilah'ın haberi. Kısa adı UID olan Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 31 Mart 2024 Pazar günü Köln'de özel bir düğün salonunda düzenlediği ikinci iftar yemeği programına Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Köln Aile ve Sosyal İşler, Ataşesi Rukiye Sancar, Essen Eğitim Ataşesi, Sabri Yolcu, Düsseldorf Çalışma ve Güvenlik Ataşeliği Vekili, Fazıl Arslan, UID Eski Dönem Genel Başkanı, Süleyman Çelik, Türkiye'nin Ahın Fahri Konsolosu, Dr. Uwe Merklein, Alman Mitte Partisi Milletvekili, Christoph Hörstel, AK Parti Berlin Temsilcisi, Zuhal Aksoy'un yanı sıra birçok akademisyen, iş insanı ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri katıldı. Yine ünlü kalp cerrahı Doktor Dilek Gürsoy, Dava Partisi Yönetim Kurulu üyesi İhsan Kılıç, Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği Başkanı Ali Paşa Akbaş ve 29 Mayıs 1993 tarihinde Solingen'de gerçekleşen yangın katliamından kurtulan genç ailesinin bireyleri de davetliler arasında yer aldılar. Programın sunumunu Betül Hilal Pınar Türkçe, Emir Durdağ Almanca olarak birlikte yaptılar. Program Hafız Furkan Vural'ın Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başladı. Sonrasında Genç Semazen, Furkan Kaya, Neyzen, Murat Çakmaz ve Kanuni Ümit Somaklı'nın eşliğinde semah gösterisini sundu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tahsaben konuşmacı olarak sırasıyla UID Genel Sekreteri Osman Gökalp, UID Genel Başkanı Kenan Aslan, Türkiye'nin Ahın Fahri Konsolosu Dr. Uwe Merklein, Alman Mitte Partisi Milletvekili Christoph Hörstel ve Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya kürsüde yer alarak duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Konuşmaların ortak noktası Ramazan ayının birlik ve beraberlik için bir fırsat ayı olduğu ve son zamanlarda yaşanan ırkçılıkla ilgili olaylar idi. Konuşmalardan sonra Hafız Furkan Vural'ın akşam ezanını okumasıyla hep birlikte oruçlar açıldı ve dualar edildi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la Allahu Ekber, la
آمين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثنا قام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Misafirler gece boyunca tasavvuf musikisinin tınıları eşliğinde sohbet edip zaman geçirdiler, hatıra fotoğrafı çekildiler. Objektif'in katkılarıyla hazırlanan içeriğimizi izlediniz.